Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bugün Bakış'ın konuğu Zürih Sigorta CEO'su Yılmaz Yıldız. Efendim biraz artık yılın ilk çeyreği bitti. Neredeyse ikinci yarısına doğru gidiliyor. Biraz dünyadaki ekonomik gelişmelerden bahsetmek istiyoruz. Aynı zamanda tabii dünyadaki ekonomik gelişmelerden Türkiye'den de fark tutamayacağımız için Türkiye'ye de gelip ekonomik gelişmelerden bahsedeceğiz. Ama asıl önemli olan hem dünyadaki hem Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin sigorta sektörüne etkisini, ekonomik etkisini konuşacağız. Belki biz bugüne kadar genelde sigortacılıkta branş bazında ya da işin tasarrufu bölümlerini konuştuk ama tabii sigortacılık ekonominin çarklarından önemli bir dişisi. Bunu kabul etmek lazım. Ve dünyadaki gelişmelerden de en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Neden diyecek olursanız, çünkü Türkiye'deki sigorta şirketleri de kendilerini yurt dışındaki diğer büyük şirketlere sigortalıyorlar. Ve bu da tabii dünyadaki gelişmelerden etkileniyor. Biraz bunları paylaşmak istiyoruz size. Biraz ekonomiden ve ekonomi etkilerinden bahsetmek istiyoruz. Tüm bu soruları ve benzerini de Zürih CEO'su Sayın Yılmaz Yıldız'a soracağız. Varsa katılabilirsiniz sorularınız efendim. Yorumlarınızla da katılabilirsiniz. Arkadaşlarımız bize ulaşacağın sosyal medya adresini yayın esnasında paylaşacaklar. Aynı zamanda Noyan Doğan Instagram ve Twitter adresleri üzerinden de sosyal medya adreslerinden üzerinden de soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Bakış başlıyor efendim. Evet, Zürih Sigorta CEO'su Sayın Yılmaz Yıldız konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Yıldız. Hoş bulduk. Efendim süre kısıtlı, konuşacak çok konu var. Ekonomik ve global ve yerel ekonomi dediğimiz zaman konu çok geniş. O yüzden hemen sohbete başlayalım. Ben de ilk soruyla başlayayım. Şimdi ben son, işte yılın ilk çeyreği tamamlandı. Hemen dünyadaki tüm araştırma şirketleri raporlarını hazırladı. Ben de o raporlara yayınladı. O raporlara baktığımda ki son birkaç gündür de tekrardan banka iflasları gündeme geldi. Ki o raporlar şunu söylüyor. Dünyada da ekonomik gelişme çok parlak gözükmüyor. Bir durgunluk bekleniyor. Durgunluğun ekonomiye yansımasıyla birlikte bir istihdam sorunu bekleniyor. Evet, buradan başlayalım. Sizin gözünüzden ne görülüyor? Tabii küresel ekonomiye baktığınız zaman şu an bir numaralı konu Amerika'da, Avrupa'da, dünyada enflasyon sorunu. Enflasyonu çözmek için merkez bankalarının faizi yükseltmesi ve bu yükselen faizin bir durgunluğa neden olup olmayacağı. Onun için burada bu üç kaleme bakarken, yani yüksek enflasyon Amerika'da başta olmak üzere, bunu düşürmek için merkez bankalarının agresif bir şekilde faiz arttırımları, Fed başta olmak üzere, bu faiz arttırımlarının ekonomileri yumuşak bir şekilde dengeleyip dengelemeyeceği ve durgunluğun ne boyutta olacağı. Hatta şeye gireyim mi araya? Çok tabii merak ettim. Şimdi biz aslında hem Amerika'da hem Avrupa'da merkez bankalarının enflasyonla mücadele etmesi için faiz arttırımını yaklaşık bir 7-8 aydır yaşıyoruz ve ciddi bir üst üste faiz artışları tabii yapılıyor. Tabii. Ama artırılan faiz oranı kadar, gerek Amerika'da, son Amerika'daki işte %5'lik enflasyon, istenen seviye, gerek Avrupa'da istenen seviyeye gelmiyor. Nedir bunun sebebi? Bu kadar faiz artışına rağmen. Evet. Şimdi baktığınız zaman enflasyonun temelde 3 nedeni var. Bir tanesi çok bilinen arz-talep dengesizlikleri. Ya talebin fazla olması ya arzın azalması. İkincisi maliyet kaynaklı. Bir şekilde girdi fiyatlarının artması ve maliyet enflasyonu. Üçüncüsü de fiyat enflasyonu denilen rekabet koşullarının oluşmadığı piyasalarda şirketlerin biraz keyfi olarak fiyatlarını arttırabilmeleri. Ona bizde fırsatçılık deniyor. Evet. Türkçe evet. Meali öyle. Türkçe meali öyle. Yani. Böyle baktığınız zaman dünyada her ülkedeki enflasyon bu üç enflasyon nedeninin bir karışımı. Şimdi Amerika'ya bakarsak ki günün sonunda dünyada genel olarak dünyanın ekonomik haleti rüyesini belirleyen Amerikan ekonomisi ve Fed'in ne yapacağı. Domine ediyor. Evet. Ona göre Avrupa takip ediyor.
İşte Japonya, diğer ülkelerde onları takip ediyorlar. Şimdi arz talep dengesizliğine baktığınız zaman şimdi talep tarafında ne var? Hatırlarsanız Covid ile beraber tüm dünya merkez bankaları çok ciddi bir parasal genişleme yaptılar. Aşağı yukarı 9 trilyon dolarlık bir parasal genişleme ki bu hem Fed'in hem ECB'nin Avrupa Merkez Bankası'nın bilançolarını iki katına çıkarması demekti. İki, mali genişleme. Amerika'da her vatandaşa biner dolarlık çeke kadar gitti. Dolayısıyla paranın çok bol olduğu, paranın maliyetinin yani faizin sıfır olduğu bir ortam. Hatta dediler ki o dönemde bu kadar bol para, faiz sıfır, enflasyon artmıyor, yeni bir ekonomik paradigma çıkıyor. Doğru. Fakat işin öyle olmadığı ortaya çıktı. Para çok bol olur, faiz çok düşük olursa eninde sonunda bu enflasyon olarak ekonomilere dönüyor ve şu an olan da o. Ve enflasyon çok hızlı bir şekilde hem Amerika'da hem Avrupa'da arttığı için merkez bankaları da Fed başta olmak üzere çok agresif, çok hızlı bir şekilde, kararlı bir şekilde faizleri arttırmaya başladılar. Amerika'da neredeyse sıfırlardan beşlere kadar çıktı. Avrupa'da ciddi bir trend var. Keza dünyanın çoğu ülkesinde böyle bir trend var. Şimdi bu faizleri arttırarak merkez bankaları özellikle talebi kontrol edebileceklerini, talebi düşürebileceklerine inanıyorlar. Fakat şimdi bu işin talep tarafı. Bu bol para her şeye talebi arttırdı. Genel tüketime yönelik de gayrimenkule, emtiaya, hisselere hemen hemen bütün varlıklarda ciddi bir balon yarattı. Daha öyle ki hem tüketime gitti, tüketime harcandı. Aynı zamanda tüketimle birlikte tasarruf da arttı. Evet. Tasarrufa da gitti. Evet evet. Yani tüketicilerin paraları var. Evet. Bunu harcamak istiyorlar öz itibariyle. Şimdi arz talebin tarafında ne oldu? O da önemli çünkü talepte bu vardı. Arz tarafında da birinci yine Covid ile beraber ve iki ABD-Çin gerilimiyle beraber global tedarik zincirlerinde ciddi bir bozulma var. Offshoring, eskiden offshoring denilen yani üretimi en ucuz ülkelere kaydırmak için bundan çok faydalanmıştı. Şimdi Amerika ve Avrupa'da onshoring yani üretimi tekrar ülkeye ve yakın veya yakın coğrafyaya çekme trendi var. Ki bu hızlanarak devam edecek ki eğer Türkiye kartların doğru oynarsa Çin'den onshore edilen yani Avrupa'ya yaklaştırılan üretim sanayi tarafında ciddi bir pay buraya pay alabileceğini düşünüyorum. İkinci global tedarik zincirlerinde şu oldu. Emtia tarafında ciddi şoklar yaşandı. Hem tarımsal emtia hem endüstriyel emtialarda. Burada Ukrayna-Rusya savaşının önemli bir etkisi vardı. Bol para düşük faizle beraber emtialarda genel bir spekülatif balonun etkisi vardı. Üçüncü olarak da yine bu Ukrayna Rusya'dan sonra çıkan kendine yeterliliğin ön plana çıktığı bir dönemdi. Öyle olduğu için talebin para ve maliye politikalarıyla pompalandığı arzın jeopolitik nedenlerden dolayı sekteye uğradığı veya kısıtlandığı bir ortamda talep artıp arz azalınca enflasyon ciddi bir sorun olarak tüm dünyada bu arada ortaya çıktı. Ve hemen hemen tüm dünya merkez bankaları da benzer şekilde buna yaklaştılar. Faiz artışı. Ciddi faiz artışı ki birkaç gün önce en son Arjantin Merkez Bankası 10 puan birden arttırdı biliyorsunuz. Ama Arjantin'i biraz tabii ayrı bir şey olarak tabii en uç lazım. Örnek. Durumu en uç örnek. Tabii bu aynı zamandaki bu faiz arttırımı beraberinde dünyadaki işte özellikle Amerika'da ve şeyde banka iflaslarını da birilerine getirdi. Çünkü ellerindeki hazine bonoların değeri azalmaya başladı. Tabii tabii. Yani teorik olarak Amerikan hazine kağıtları sıfır risklidir. Evet. Yani geri ödeme riski yoktur. Neden? Çünkü Amerikan Merkez Bankası gerekirse para basar öder diye teoride sıfırdır. Fakat doğru bu counterparty risk denilen yani ödenmeme sorunu yok ama faiz artışı yani faiz riski ve durasyon yani vade riskini hesaba katmayan bankalar buradan çok ciddi zarar gördüler. Şöyle ki işte %1'lerden, 1,5'lardan siz bono aldınız. Bonoların faizleri %5'lere çıktı. İşte 20 yıllık bir bono düşünürseniz nereden baksanız %30, %40 bir zarar yazıyorsunuz.
Bu da doğal olarak sizin sermaye yeterliliğinize önemli bir olumsuz etki yapıyor. Bunu gören Moody'ler, sizde mevduatı olanlar bankalara hücum ettiler. Amerika'da böyle bir sorun yaşandı ne yazık Şimdi ki. Şimdi ben yine araştırmalara baktığımda 2023 yılı içinde birçok araştırma şirketi dünyadaki büyüme rakamlarını aşağı doğru revize etmeye başladı. Demek ki bu dünyada bir büyümenin düşeceğine işaret ediyor. Evet, şöyle gazetelere, işte hangi haber kaynağına bakarsanız bakın, özellikle Amerika'da, şimdi Avrupa'ya da geçmeye başladı. Herkes daha fit olmaya, daha verimli olmaya, yani maliyetlerini düşürmeye yönelik önlemler alıyorlar. Çünkü özellikle Fed'in bu kadar çabuk ve bu kadar hızlı faiz arttırması, ki diyor ki bu faizler burada bir süre kalacak çünkü enflasyonun öyle çok hızlı düşeceğini düşünmüyoruz. Böyle bir durumda durgunluk hemen hemen kaçılmaz. Tarihsel olarak baktığınızda Fed'in faiz arttırma dönemlerine, bir durgunluğa girmeden faiz arttırma dönemlerinden çıkıldığı hemen hemen yok gibi, bir istisna haricinde. Öyle olduğu için bir durgunluğun olacağı kaçınılmaz gözüküyor Amerika'da. Fakat bunun yumuşak, yani hafif bir durgunluk mu yoksa yoğun, derin bir durgunluk mu olacağı tartışılıyor. Hatta hafta sonu stagflasyon olabilir mi Amerika'da? Yani enflasyon yüksekken ekonominin küçülmesi veya büyümemesi diyelim. Durgunluğa gidilmesi. Evet, yüksek enflasyon ortamında bu da ihtimaller dahilinde gözüküyor. Mesela baktığımızda bu şekilde, yani birçok şey incelediğinizde, yurt dışına baktığınızda bu şekilde giderse 2023'ün sonunda bu bütün bu tablonun istihdama yansıyacağı ve ciddi bir istihdam, ki şu anda da yaşanıyor, yaşanıyor zaten. Tabii. Dünyanın büyük devleri ciddi eleman adam çıkarıyor. Ama sene sonunda daha yoğun bir istihdam krizi yaşanacağını özellikle işte Avrupa ve Amerika'da söyleniyor ki bu bence işte önümüzdeki sene, bu sene sonuna kadar durumun da çok düzelmeyeceğini gösteriyor. Türkiye'ye gelelim. Evet. Şimdi bizde ise tam tersi bir politika izlendi. Yani Avrupa'da, Amerika'da merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek ederken faizi arttırdı. Biz de Türkiye'de tam tersi bir, yani kendimize yönelik bir modelle biz faizi enflasyon artarken faizi de aşağı doğru çektik. Ondan sonra şimdi buradan siz devam edin. Evet, bak. Ve önümüzde de bir seçim var tabii. Tabii, tabii. Globalde olan bu. Hemen hemen bütün merkez bankaları hızlı bir şekilde, agresif bir şekilde faizleri arttırıyorlar. Ve faizlerin yüksek seviyede en azından orta vadede kalacağını söylüyorlar. Türkiye yaklaşık son 1,5-2 yıllık dönemde daha farklı bir strateji uyguladı. Herkes faiz arttırırken bizim merkez bankamız çok hızlı bir şekilde faiz indirdi ki şu an yüzde enflasyonu nerede alırsanız %50-%60'larda bir negatif faiz ortamı var. Tabii bu anortodoks politika, yani çok alışılmış bir politika değil. Etkilerini kısa vadede daha yüksek enflasyon ve kurda hızlı bir değer kaybı olarak gördük. Orta vadede bu politikanın ne kadar devam edeceği ve ne olacağına bakmak lazım ama bu tip bir mali parasal politikanın orta uzun vadeli etkilerine yönelik öyle çok fazla araştırma da yok. Ne olacağını görmek lazım. Ama buradaki kritik nokta şu. Amerika'da ve Avrupa'da faizlerin artış trendine girdiği bir durumda doğal olarak dünyadaki dolarlar, eurolar, çok basitleştireceğim, teknik konuşmayacağım, Amerika'ya ve Avrupa'ya gidiyor. Dolayısıyla bizim gibi gelişmekte olan ülkelere fon akışları sınırlanıyor. Ya hemen hemen duruyor aslında. Duruyor tabii. Duruyor. Gelişmekte olan ülke tanımının önemli bir unsuru da sermaye ihtiyacı olan, özellikle dış sermaye ihtiyacı olan bu iki türlü, bir sabit sermaye yatırım daha orta uzun vadeli, iki sıcak para denilen daha finansal piyasalara giriyor. Şu anda bizden sıcak para kaçıyor ve faizi yüksek olduğu yere doğru gidiyor. Gidiyor. Evet. Dolayısıyla farklı politikalar uygulayabilirsiniz ama siz farklı politikalar uyguladığınız zaman dünyada ne olduğunu da takip etmek gerekiyor. Dünyadan bağımsız farklı politikalar uygulamaya kalktığınız zaman bunun etkileri artı veya eksi çok yoğun olabiliyor. İşte özellikle Avrupa, Amerika'da faizler çok hızlı bir şekilde arttırılır
ve fon akımları Amerika'ya, Avrupa'ya doğru gidip gelişmekte olan ülkelere daha az fon kaldığı bir ortamda faizleri bu kadar düşürdüğünüz zaman doğal olarak bunun sonuçlarını da hesaba katıp ona göre bir para ve maliye politikası takip etmeniz gerekiyor. Tabii bizim yani Avrupa, Amerika ve bizim ayrıştığımız tek nokta, evet, enflasyon yüksek bizde de, orada da bizde baz etkisiyle düşüyor. Faiz konusu orada da gündemde, bizde düşüyor, orada çıkıyor, ama bizim bir de tabii kurla olan ilişkimiz tabii var ve kurla, yani onların dışında biz ayrıca bir kurla mücadele ediyoruz. Kuru belli bir oranda tutmaya çalışıyoruz. Bizim orada ayrıldığımız nokta bu. Şimdi buranın sonunda, bütün bunların sonunda geldiğimizde ben bilirim ki sigortacılar negatif faiz ortamını sevmezler. Doğru mu? Şöyle çünkü söyleyeyim. Niye? Bunu da şöyle biraz daha işin içine girerek söyleyeyim. Çünkü zorunlu sigortalarda hasar ödemelerini daha çok faizden kapatırlar. Geri kalanı bu şekilde yönetirler. Şunu söyleyeyim. Sevip sevmemek sigortacıların konusundan çok genel olarak makroekonomik politika ne kadar öngörülebilir olur? Makro değişkenler, faiz gibi, kur gibi ne kadar öngörülebilir olursa hem sigorta sektörü, hem bankacılık, hem tüm diğer sektörler buna göre ne yapacaklarına karar verebiliyorlar. Esas sıkıntı ekonominin öngörülebilir, özellikle faiz gibi, kur gibi değişkenlerin, büyüme gibi değişkenlerin öngörülebilir olup olamayacağı. Enflasyon gibi tabii daha tabii çok. Tabii ki enflasyon da onun parçası. Bugün baktığınız zaman tabii şöyle bir durum var. Enflasyonla beraber sigorta bilançolarına baktığınızda sigortacıların maliyetleri üfeyle, tüfeyle değil, ağırlıklı olarak üfe, yani üretici fiyatlarıyla artıyor ve veya kurla artıyor. Buna karşın aktifleri, yani ne yapıyorsunuz? Bir poliçe satıyorsunuz, ona karşılık 100 birim TL alıyorsunuz. Daha sonra bu hasarlar ileride geleceği için bu 100 birimi alıp finansal piyasalarda değerlendiriyorsunuz. Şimdi hasar maliyetiniz üfe diyelim ki %100 artarken bu 100 birimi değerlendirdiğiniz finansal enstrümanlar sadece size 20 liralık getiri getirdiği noktada doğal olarak arada büyük bir uçurum oluyor. Bunun üstüne bir de şunu koyarsanız, şimdi enflasyonla beraber nominal satışlarınız artıyor. Yani ne oluyor? Fiyatınız 100 iken 200'e çıktığı zaman, yani 100 liralık bir poliçeyi artık 200 liraya satıyorsunuz diyelim. Ona göre %15 ila %30 sermaye ayırmanız gerekiyor. Önceden 100 liraya 15 ila 30 ayırmanız gerekiyordu. Şimdi 200 liraya 30 ila 60 ayırmanız lazım. Hasarla, maliyetlerinizle gelirleriniz arasında ciddi bir uçurum var ki %40, %50'lerde. Buradan da bir olumsuzluk var. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman tabii ciddi bilançolarda erozyon görüyorsunuz. Böyle birkaç yıl daha devam ederse böyle bir yapı ister istemez bilançolarda belli bir zayıflama kaçınılmaz olacaktır. Bunun için de ya hissedarlar sermaye koyacaklar veya sigorta fiyatlarının çok daha fazla artması gerekecektir. Burada sigorta şirketlerinin bir doğru finansal enstrümanlara yatırım yapıyor olması lazım ki burada bilançonuzu şu ya da bu şekilde enflasyona, ki burada tüfe değil üfeye karşı korumak durumundasınız. İki, döviz giderleriniz varsa dövizde açık bir pozisyonunuzun olmaması gerekiyor. Üç, sermayedarınıza da makul bir sermaye getirisi sağlayabiliyor olmanız gerekiyor. Yani sermaye istemek değil de bir sermaye getirisi vermek gerekiyor. Tabii aynen böyle. Öyle olduğu için bu ortam bankalara, sigorta şirketlerine göre daha yarayan bir ortam tabii. Ama baktığınızda günün sonunda sigorta sektörünü ekonominin genelinden ayırmanız mümkün değil. Ekonomi ne kadar sağlıklı olursa, makroekonomik parametreler ne kadar öngörülebilir olursa sigorta sektörü de diğer sektörler gibi bundan azami verimi sağlayacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda bu sohbeti bir de sizlerin hani kendinizi yurt dışına sigortalatmak anlamında kullandığınız reasürans açısından da devam ettirelim derim. Çünkü orada da bir sıkıntı önümüzdeki dönemlerde görünecek gibi anlaşılan. Bu sohbeti bir dahaki yayında böyle devam ettirelim. Tamam. Teşekkürler Sayın Yıldız. Evet. Ağzınıza sağlık. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.